rica ederim. Peki, şimdi bugün bir misafir vardı, Erdem'in annesi. Aha, Erdem'in annesiyle Melis'in geçmişi çok eskilere dayanır. Hem tatlı hem de tatsız anılar vardır. Oğluna ne anlattıysa oğlu bugün bana sürekli mendil attı. Bilmiyorum ne anlattığını ama ikinizin görüntülerini bilmiyorum. Erdem izledi mi, Erkekler Evi izledi mi? Hep beraber bir daha izlemeye ne dersiniz? İzleyelim. Hadi bakalım. İzleyelim. Feride Hanım, konuşmak istediğiniz adayı isterseniz alıp bahçeye çıkabilirsiniz. Konuşabilirim de. Sorun değil. Burada konuşmak istiyorum. Ama ben hani... özel değilse. Yani Erdem'in... daha Erdem yeni girdi. Hani bir aday belirledi mi, nedir ne değildir bilmiyorum. O belirlemişti zaten. Onun sayesinde tamam, girdi buraya. Tamam, ben de Nur'la konuşurum. Sen, dün sen Nur'la hiç kafanı bahçede yorma. Konuştular. Kafanı yorma sen. Ay teşekkür ederim. Oğlumuzdan daha dolu bir kafam varmış ki demek tamam. ki kullanabiliyorum ki hala evet. buradayım. Her yere bir kötü lazım. Oğlumuzun da keşke bir kafası olsaydı da kullanabilseydi hala burada olsaydı Melis, zamanında. Seninle uğraşmaya hiç niyetim yok. Hani demiştim ya Erdem'e vazoya çiçek istemiyorum diye, sen çiçek bile değilmişsin ya. Vallahi bak. Sağ olun. Sen hiçbir şey değilsin. Sen benimle hiç muhatap olma. Tamam mı? Sen Allah senin yolunu yönünü açık etsin. İnşallah da mutlu olursun kızım sen. Ay teşekkür ederim. Yapma böyle. Benim seninle hiçbir sorunum yok. Ben seni anlıyorum. Allah senin yolunu açık etsin. Ama gerçekten bak çok samimi söylüyorum. Erdem'e iki adımdan fazla yaklaşma. Gerçekten karşında beni bulursun. Evet. Önce kimden başlayayım? Erdem senden mi başlayayım? Erdemciğim orada bıt bıt konuşuyordun. İstersen konuşmaya devam et ama ilk önce ben bir konuşayım. Siz ilk biliyorsunuz olarak, nereden başlayacağınızı sanırım. İlk olarak şunu söyleyeyim Seda Hanım. Küçük cadı benim hakkımda konuşmuş ya. Ona şunu söyleyeyim sadece. Siz arkadaş mısınız değil misiniz ya, bu arada? Bu aralar durum biz ne? Biz arkadaş zaten geldiğimizde değildik. Yani. Yok ben geldiğimde ben değildim. Nur'la hiçbir şey değilim. Hiçbir şey de olmayı düşünmüyorum. Allah uzak tutsun. Arkamdan çok konuşarak benimle ilgili prim yapmaya çalışıyor ama Nur'a bundan sonra benden prim yok. İşlemez güzelim. Canım senin primine ihtiyacın yok zaten. Demiş ki hani Erdem onu bıraktı diye herhalde demiş çok üzülüyor falan. Bu arada Erdem beni bırakmadı. Ben onu bıraktım. Bu bir. Erdem'in annesine şey gelince de Erdem'in annesi demiş ki 11 haftadır Erdem yok. Erdem'in burada olmadığı haftaları bayağı saymışlar herhalde. Erdem'in burada olmaması bayağı acı vermiş annesine ve ailesine. Ya konuştuklarına dikkat söyleyeyim. Et ya. Neyden bahsediyorsun sen ya? Neyse devam edeceğim. Ya anneden bahsediyorsun. Anneden. Annem var senin de. Bunu düşünerek konuş. Ben kötü bir şey dediğimi düşünmüyorum. Ne demek acı vermiş, öyle yapmış? Kötü bir şey dediğimi düşünmüyorum. Senin dediğin hiçbir şeyi de hiçbir çocuk bir anneye demez. Bırak insan insana demez ya. Ya anne benim karşıma geçecek diyecek. Ne diyecek? Ben de ona gereken cevabı veririm. Kusura bakma. Senin bana söylediğin şeylerden sonra eğer bir kadın sana, bir anne sana bunu söylüyorsa sen buna bu şekilde tepki vermekte haklı olabilirsin. Ama böyle bu kadar acımasız bir eleştiriyle bir kadını üzemezsin. Ben acımasız bir eleştiride bulunmadım. Sadece o bana dedi. Ben de onun oğlunun olduğunu söyledim. Bu kadar basit. Yani nereden durumlar biliyorsun? Eşit. Oğlunu sen kaç senedir tanıyorsun da bunu söyleyebiliyorsun? Vallahi burada birkaç aydır tanıyorum. Birkaç sene birkaç tanımama gerek yok. Birkaç aydır tanıdığım bir kişi hakkında bu kadar net bir yorum yapamaz. Bir dakika, senin annen sen beni kaç senedir tanıyor. Beni. Erdemciğim, senin annen beni kaç senedir tanıyor da senin benim hakkında bu yorumlara sahip. Annen buraya birkaç kere geldi. Benim hakkımda bu yorumlara nasıl sahip olabilmiş? Sergilediğim profilden dolayı. Senin de sergilediğin profilden dolayı ben bu yorumlara sahip olabildim. Aa bir dakika Erdem'cim, inşallah bir daha 11 hafta buradan uzak kalmazsın. Yoksa annen maazallah bir şey falan olur. Sen var ya, sen... Bak Erdem, bundan sonra sana şu hareket yapıyorum. Sen bana istediğin hareketi yap. Yeter ki bunu yaptığın için de sevinirim ayrıca. Yeter ki sus. Nur. Çenesi düşmüş. Şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Melis burada kalabilmenin bir meziyet olduğunu düşünüyor ki böyle bir cümle kullandı. Bir saniye Melis. Feride Hanım'a dedi ki ben burada kalabiliyorum ki. Yani kafam dolu ki ben burada hala kalabiliyorum. Yani kimse beni göndermedi diyor. Hani sürekli de diplomadan vuruyor insanları. Bu kadar önemsiyorsa diplomasını gitsin mesleğini icra etsin madem. Diploması o kadar yok. Bence meziyetini de mesleğini de gösterse daha faydalı olur en azından kendi için. Maddi açıdan olsun, manevi açıdan olsun rahatlatır. Burada kalabilmek bir insanı rahatlatmıyor. Aksine bu hale dönüştürüyor hepimizi, sinirsel bir şey haline dönüştürüyor. Niye buradaki amacımız, bu kadar çaba buradaki amacımız bir insanı sevmek, evlenmek. Senin amacını ben anlamış değilim. İnsanları aşağılamak, yermek, işte insanları parasından vurmak, diplomasından vurmak, şunundan vurmak, beyninden vurmak, zekasından vurmak. Canım. Ben anlamıyorum senin derdin ne, buradaki sana... amacın ne onu da anlamıyorum.
ben inanamıyorum ya. Ayrıca ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bir diploma sahibi bile değilsin. Okulunu bile bitirmedin. Canım benim. Stajımı yapmam lazım onun için. Ama ben staj işte, bile yaptım. İşte ona bile yeltenememişsin, başaramamışsın. Ben anlamadığım şeyden niye insanları bu kadar vuruyorsun acaba? Anladım. Burası bilgi yarışması değil. Bu insanları vurulacak bir şey değil ki. Ya diploma, ya şu, ya bu. Bak o kadar çok insanları eleştiriyorsun ki bu kadar çok Can, insanları eleştiren insan herkes doldu çok çünkü. Eksik hissediyor demektir ve sen kendini sadece eksik hissediyormuş gibi görünüyorsun. Çünkü sen insanlar hakkında sürekli kötü eleştiri yapıyorsun. Zannediyorsun ki karşıda izleyen insanlar o algı oluşacak onlarda ama oluşmuyor. Sana sadece ne koyuyor? Sana zarar veriyor. Can sen sakin ol. Herkes ne oldu gerçekten? Ben gideyim, aranızda birbirinizi eleştirin, konuşun. Tabii ki kapışmadan konuşun inşallah. Anlatabiliyor muyum? Halletmeye çalışın sorunlarınızı çünkü bu evde bir süre daha beraber yaşamak zorundayız. Çünkü yaşamak istiyorsunuz bir yandan da. Yanılmıyorsam. Ben bir de gong çalarsa bunun üstüne hiç düşünemiyorum. İşte o yüzden sorunları halletmeye bakın. Beyler hoşça kalın, görüşürüz. Hadi hoşça kalın. İyi akşamlar. Melis bugün genel olarak herkese bir saldırma modundaydı. Bayağı herkese, bana da niye işte. Önüne gelen herkese saldırdı. Hatta Feride Hanım geldi, ona da saldırdı. Ben Feride Hanım'ın gelişini Melis'i çok fazla gerdiğini düşünüyorum. Bu yüzden gerginlik daha da yükseldi. Daha da saldırgan bir hale geldi. Ama bence saygısını bozmamalıydı. En azından Feride Hanım'a karşı bir anneye yapılmayacak bir tavırdı. Valla eğer bir anneye saygıdan bahsediyorsak, bunun Melis en kötü örneği. Eğer bunu yapmış olsaydı, yani bir anneye saygı duymuş olsaydı, orada o kadın geldiğinde ona misafirperver gibi, insan gibi davranır, ağzını açmaz veya ona bir eleştiri geldiği zaman üslubunda cevap verirdi. Ama bu yapılan hem annelere hem kadınlara saygısızlık. Bırakın her şey, insanlığa saygısızlık ya. Böyle bir şey var mı ya?